Sayın seyirciler, Balıkesir Belediyesi ve Balıkesir Spor Başkan Yardımcısı Yusuf Özenç, pazartesi akşamı yönetim kurulumuz toplandı. Hafta sonunda oynadığımız Şanlıurfa Spor maçını ve takımın son 5 hafta içerisinde gösterdiği başarısız performansı detaylarıyla inceledi. Hocamızı yönetim kurulu toplantısına çağırarak bu durumlarla ilgili raporlarını aldık, dedi. Özellikle ilk yarıda maalesef eski maçlarda olduğu gibi kazanma hırsı alt düzeylerde olan bir takım sahadaydı. Daha sonra ikinci yarıda golü yedikten sonra takımımız biraz toparlandı ama skoru da 2-1'e getirdi 2-0'dan. Ama bir topumuz direkten döndü. Gol pozisyonları kaçırdık. Ancak skoru eşitlemeye süre kalmadı. Yönetim kurulu toplantısında gördük ki yönetim kurulu üyelerimizin tamamı bu durumdan son derece üzüntü duymaktadırlar. Şimdi grubumuzda iki takım Elazığ ve Konya Şeker arayı biraz açtı. Bu takımların dışında kalan diğer takımlar performans olarak aynı düzeyde. Kim maçı daha çok istiyorsa kazanan taraf o oluyor. Tabii gönül istiyor ki kazanmayı daha fazla isteyen bizim takım olsun. Bir dizi kararlar aldık. Yönetim kurulumuzda oy birliğiyle bir dizi kararlar aldık. Öte yandan Balıkesir Spor'un dün yapılan yönetim kurulu toplantısında başarısızlığın faturası teknik heyete ve futbolculara kesildi. Yönetim kurulunun aldığı kararlarsa şöyle. Profesyonel futbol takımına yapılacak bütün ödemeler yeni bir karar tarihine kadar durdurulmuştur. Teknik heyet ve futbolculara kişi başına 5.000 TL para cezası verilmesine karar verilmiştir. Balıkesir Spor Yönetim Kurulu profesyonel futbol takımının başarılı olması için bundan sonra da her türlü tedbiri almaya kararlıdır.